Evet arkadaşlar, Türk Medikal Radyo Teknoloji Derneği Genel Müdürü Barış Cavlı ile birlikteyiz. Hepimizin yakından tanıdığı, derneğimize çok yakın bir isim. Bize Türkiye'de COVID-19'dan mücadelede radyoloji teknikerlerinin güvenliği için uygulanan önlemler ve yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgiler verecek, genel bilgiler. Daha sonra Ceren Hanım da bize düşük dozda CT tetkikleriyle ilgili bilgiler verecek. Hoş geldin Barış. Tekrar teşekkürler Muratçığım. Öncelikle Songül ve sana teşekkür ediyorum bu organizasyon için. Buradaki arkadaşlara da teşekkürler sunuyorum. Tekrar Kıbrıs bizim için çok değerli. Biz Kıbrıs'la yakın ilişki içerisindeyiz. Dernekle devamlı iş içerisinde birçok çalışma yapıyoruz. Yani hiçbir şey olmasa bile gönülden beraberiz yani. O yüzden tekrar buradan Türkiye'den size selamlarımı iletiyorum. Şimdi biz olayların bize yaklaşık olarak duyulması 11 Mart itibariyle bizde olaylar canlandı. 12 Mart'ta zaten ortalık ayağa kalktı. Biz 11 Mart'tan itibaren Türkiye'de öncelikle bu COVID'li hastaların yani bütün resmi yerlerin, okulların kapatılması, iş yerlerinin kapatılması, küçük esnafların kapatılması, yemek yerlerinin kapatılması, böyle yani toplum içerisinde bir araya gelecek olan gelme imkanlarını minimuma indirecek faaliyetler içerisine girdik. Ama bu süreçte baktık ki bir 11 Mart itibariyle 11 Mart itibariyle hastanelere normal hasta alınmadığı için poliklinikler kapalı olduğu için COVID'li hastalar gelmeye başladı. Bu oranlar yani biz 10 hastane için ufak bir çalışma yaptık. 10 hastaneye gelen akciğer BT rakamlarıyla ilgili önce bu süreci anlatacağım. Nasıl, nereye geldik, ne yaptık, ne ettik diye. Ondan sonra süreci de şey yapacağım. Sonraki süreci de aktarmaya çalışacağım. Şimdi biz radyoloji teknisyenleri ve tetikerleri derneği olarak radyoloji teknisyenlerin çok yanında olduk. Bununla ilgili videolar hazırladık. Yapılacak olan örnek çalışma, hastayı karşılama metotlarını aktardık. Hastanelerdeki başarılı örnekleri paylaştık. COVID BT sürecinde hastanın nasıl gelip nasıl gelmediğini yani normal eli kolu sallaya gelecek olan hastanın COVID'li çıkıp çıkmadığını ve buna her hastaya COVID'liymiş gibi kabul edilip de müdahale edilmesini aktaran bilgiler paylaştık dernek olarak. Buna bağlı olarak da çekilen akciğer BT ve röntgenlerde COVID sürecindeki hastaların bulaşması yani akciğerdeki tutumları paylaşımlardan insanları böyle daha böyle uyandırmaya çalıştık bu modmetta. Çok başarılı olduk mu diye sorarsanız biliyorsunuz Türkiye BT çekim oranında çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Dünya sıralamasının çok üstünde. Amerika'dan sonra geliyor herhalde. OECD ülkelerde bir numaradayız BT çekimi sırasında. Buna bağlı olarak tabii ki PCR testinin tırnak içerisinde güvensizliği, yani resmi olarak bunu söylemek istemiyorum ama tırnak içerisinde güvensizliği veya da geç çıkması, sonuçların geç çıkması bizi toraks BT ile tanı olayına kullanmaları aracı olarak gördüler. Yani biz artık toraks BT çekilerek bu hastalık akciğer pozitif ise PCR test sonucu çıkmadan bu hastayı tedavi uygulamaya başladılar. Çünkü herkesin korkusu şuydu en baştaki korkusu. Biz bu her hastayı içeri yatırırız. Her hastayı yatırdığımız zaman ciddi bir yığılma olabilir. Bu yığılmaya bağlı olarak da hastanelerde şey olabilir mi? Yani kapasite sorunu yaşanabilir mi gibilerden. Çok şükür hükümet bu konuda çok ciddi tedbirler aldı ve onların da Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kendi üzerine düşen bütün STK'ların hepsinin üzerine düşen paylaşımlarla herkes birbirine hazırladı ve bu evde kal sürecinin ilk 15-20 günlük sürecini çok başarılı bir şekilde hallettik. Bununla birlikte ben bu rakamları şöyle görüyorum. Bu eğer başarılı olmuş olmasaydı, eğer bu evde kal sürecinin ilk 20 günkü süreci başarılı olmuş olmasaydı şunları yaşayacaktık. Biz 11 Mart'ta 10 hastane için yapmış olduğumuz çalışmada çekilen BT'lerin akciğer çekim oranlarını şey yaptık, oranladık. Tabii bu şu demek değil. Akciğerlerinin yüzde kaçı pozitif veya negatif demiyorum. Sadece hastaneye gelen, doktorun görmüş olduğu, hastayı BT'ye göndermiş olduğu ve bu BT, örnek veriyorum 2000 BT'nin çekilen 2000 BT'nin kaçı akciğer BT? Bununla ilgili bir oranlama yaptık. Kendimiz bu olayı görmek amacıyla. Ne zaman pik rakamı var, ne zaman pike ulaştık, ulaşmadık. Hani biz bunları böyle bir
kontrol altında. Hükümet çünkü bu konuda zaten ciddi tepkileri var ama biz de kendi tarafımızdaki tepkileri yapmak istedik. 11 Mart'ta çekilen hastalar içerisinde 1894 BT'nin 315'i şey olmuş, akciğer BT. Bu rakam nispeten iyi bir rakamdı. Ama biz gördük ki 4 Nisan'da çekilen 1275 BT çekimli 897'si, yani %70 akciğer BT'si oldu. Şimdi hükümetin söylediği bu 20 günlük süreçte evde kal sürecinin önemini anlatmak istiyorum. Bu insanlar orada herkes korkuyordu. Herkes korktuğu sırada evde kalıyordu. Evde kaldığı süre içerisinde bu 20 günlük sürede gördüğümüz 4 Nisan'da bizim açımızdan bu tamamen hani doğru payı yok. Bu bizim kendi öngörümüzdür. Hiçbir şey yoktur. Ben o yüzden hani hükümetle ilgili de bu işleri Sağlık Bakanlığı kendi tarafından kontrol ettiği için de ben çok bu işlere girmek istemiyorum ama biz kendi içimizde yapmış olduğumuz bir değerlendirme, bir çalışmayı aktarmak istiyorum. Çünkü yayın ve herhangi bir özelliği olmadığı için bunun doğruluk payı yoktur. Yani ben o yüzden bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü insanları yanlış yanıtmak da istemiyorum. Sadece verdiğim rakamların kendi 10 hastane içerisinde vermiş olduğum, yapmış olduğum çalışmayı ve ben buna göre de insanları kendi personel, kendi tekstilendirmek, kendi tetiklerlerimi herkesi çok agresif bir şekilde sert uyarılarla veya yumuşak uyarılarla elinden geldiği kadar sağlık personeline bakın işte 3 gün önce çekilen BT'sinde hiçbir şey yok ama 3 gün sonraki BT'de bu çıkmış. İşte buna göre dikkat edin, çok hızlı bulaşıyor, agresif, böyle bu takım tavırlarla agresif de olsa yönlendirmeye çalıştık. Biz dernek olarak bunu yapmaya çalıştık. Zaten özellikle burada dernek başkanı Mehmet Erkek'i biliyorsunuzdur. Mehmet Erkek Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü uzmanı. O da kendi bazında Balıkesir'i organize eden çalışmanın içerisinde buldu. Tabii bu böyle yapınca ne oldu? Onlarla bizim koordine çalışmamız sonucunda biz de kendi içimizde insanları örgütleyebildik. Benim bu yaptığım çalışmanın çok Balıkesir'le bir alakası yok. İstanbul genelinde biz bu çalışmayı yaptık. Yaptık ve burada yaptığımız şeyde 4 Nisan'da %70'i gördük. 4 Nisan'da. Daha sonraki süreçte bu işte sokağa çıkma yasağının gece saat 10'da iptali olayından sonra herkes dışarı yıldı. Gece saat 10'da sokağa çıkma yasağı çıktıktan sonra bir kaos akşamı oldu, cuma akşamı. Biliyorsunuz o kaos akşamı, görmüşsünüzdür biz televizyonlarda. Biz ondan sonraki şeyle baktığımız zaman da 2 hafta sonraki sürece baktığımızda da o süreçteki haftadaki oranlarda %60 çekim sayılarının %60'ı oranında gitti. Ama daha sonra bu 40'lara kadar düştü bizim verdiğimiz rakamlarda. Bu süreç içerisindeki en güzel şey %70'i görüp %40'ı ve hükümetin söylemiş olduğu şey pozisyonuyla, hani bu düş var eğilimiyle ilgili birlikte, o biz de bu çekim sayılarında biz de bunu görmüş olduk kendi başımızda. Bu bizim için umut veriyor. Tabii ki bu %40 olduğu için çok fazla hala sizin, yani bu piyasada nasıl Kıbrıs'a şu an yaz geldi, herkes dışarı çıktı, havalar ısındı, bilmem ne oldu muhabbet var ya. Ne yazık ki şu an bizim açımızdan da İstanbul'da böyle. Yani ben mecburen sağlık alanı çalıştığımdan dolayı hastaneye gidip geliyorum. Ben dün akşam 1 saat 40 dakika trafikte kaldım İstanbul'da. Ümraniye'den Başakşehir'e giderken. Yani şimdi artık yani İstanbul yoluna girmiş durumda, dertler bitmiş durumda. Ve bu da Sağlık Bakanımızı Fahrettin Koca'ya tebrik etmek lazım. Farkındaysanız son zamanda paylaşmış olduğu işte Taksim'de bir manzara, trafikte bir manzara yaparak da bazı şeylere vurgu yapıyor. Yaptığı vurgu ne? Burada bu şekilde olmaz. En sonunda bugün yine bir yasak olayı geldi Taksim'le ilgili. İşte Taksim'de maskesiz adam bulunmayacak, ceza verilecek ya da işte 3 metre kuralı uygulanacak. Birbiri arasında 3 metre olmayan adamları uyaracaklar. Aile dışında bununla ilgili bir yasak geldi. Hani burada güzel olan şey Fahrettin Koza burada aslında nokta vuruşu. Sizin bizim gördüğümüz hani için diyoruz ya işte sokaklarda insanlar var, işte bitti bu iş, işte herkes dışarı döktü. Bunu biz görüyoruz da onlar görmüyor mu? Aslında görüyorlar ki paylaşıyorlar. Paylaşmalarına bağlı da bununla ilgili şu anda hani bir takım yasaklar geliyor. Bu bizi sevindirse de yeterli değil. Çünkü %40 dedim. Bu benim kendi nazirhane kendi yaptığım araştırma isteğine bu rakamı veriyorum ben. %40 diyorum ama %0 değil. Şimdi ne güzel Kıbrıs'ta konuşuyoruz. Şu anda Kıbrıs'ta vaka olmadığı konuşuluyor. Şimdi Kıbrıs'ta vaka olmaması farklı bir şey. Bizim sadece 10 hastanedeki uygulanan %40 çekim sayısı, toraks BT çekim sayısı. Acaba bunun %kaçı virüsü, PCR pozitif, akciğer pozitif, tabii bunlar soru işareti. Bu anlamda evde kal sürecinin tekrardan devam etmesi gerekiyor.
Bir takım işleri yapıyorsak da koyun hakları da dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka korunmamız gerekiyor. Hani böyle şey vardı. Ben çok sevdiğim bir video var. Şimdi bizlerde espri anlamında yapılmış bu video da. Hani böyle karşı ıssız adam profilini biliyorsunuzdur. İki kişi duruyor bayanla erkek. Aslında biliyorum sevgilim işte sen bana yakın olmak istiyorsun. Biz de öyle. Biz kültür olarak sıcak insanlarız. Hani gördüğümüz zaman sarılmak, öpmek, koklamak böyle bir takım sevgi gösterisini bulmak istiyoruz. Ama ne yazık ki şu an bu ortam o ortam değil. Hala yani biz o ortamda değil. Yani. Biz şu an ıssız odam modundayız. Ama ıssız adamın son hali yok. Sarılma kısmı yok. Alıp başımıza gidiyoruz. Bu şekilde yaşamamız gerekiyor hayatımızda. Yaşamazsak ne olacak? Ben ne yazık ki hani İsviçre'deki örnek işte 7 milyon nüfusu var, 3 milyon kişi bu pozitif vakasına yakalanmış işte. Bu da yapılan uygulama ne kalan sağlığa bizimdir. Hani bu metotlar sonucunda ülke buraya gider mi gitmez mi? Hepimizin anne babası var. Herkes hayatındaki aile büyükleri onlar için kıymetli. Kıymetli olduğu için de bizim bu bulaşı özellikle çocuklardan büyüklerimizi yapmamamız gerekiyor. Ne gibi yapmamız gerekiyor? Çocuklar her zaman evin neşesidir, tatlısıdır, sevgiselidir. Herkes onlara sarılır, öper, koklar. Çocuğa bir şey olmaz. Ama ne yazık ki ilk vakalarda biz çok yetişkin ve çocuk hastalarda pozitif vakaları yasladık. Covid-19 virüsünün pozitifini yakaladık. Tabii bu şimdi ne oluyor? O çocuk belki bunu yaşamış olduğu doğal besinlerle veya annenin sütüyle veya bir takım şeylerle bunu geçirebiliyorken onu seven aile büyükleri, işte onlara bakan anneanneler, babaanneler, dedeler, onlara bakan çocukların hepsi ölümle karşı karşıya kaldı. Yoğun bakımda yatmak zorunda kaldı. Bu süreçte özellikle yani yurt dışına gelen virgülerde, DSV'nin ayrılmış olduğu virgülerde gençlerde ve çocuklarda bu işin olmadığı yöndeydi. Olmama derken tırnak içerisinde %1, %3 yani belli bir kısımda kalıyordu ama ülkede, Türkiye'de bu böyle olmadı. Biz genç nesilde ve çocuklarda bunu çok sık görmeye başladık. O yüzden zaten dikkat edin, büyüklerden mümkün olduğu kadar temas edin, temastan uzak durun diye bilgi de aktardık. Günün sonunda şunu söyleyeyim. Günün sonunda çok başarılı işler yapıldı. Çünkü çekim sayıları çok yüksek. Yani 10 hastanede ben size de bir verdim işte orada. 2000 BT çekilmiş dedim. İşte bilmem kaçı 1800'ün şu kadar BT'si var dedim. Bu rakamlar bile polikliniklerin kapalı olduğu, hastanın tedavi edilmediği bir süreç zamanında çok önemli bir rakamlar. Tabii böyle bir önemli olduğu, önemli bir ortamda yani çekim sırasının çokluğunu hepimiz yani ve ben size şunu söyleyeyim bu nispeten de bütün diğer hastanelere göre daha düşük hastaneler. Yani çekim sayıları olarak böyle çok böyle yani bir Ok Meydanı, yani mesela bir Beykoz Devlet Hastanesi, bir Bakırköy Devlet Hastanesi, yani böyle eğitim araştırmaların pandeminin en yoğun yaşandığı hastaneden bahsetmiyorum. Onlardan almadım çünkü orada bir kaos ortamıyla insanlar böyle yere gitmek istediler. O yüzden hani bu süreçte dikkat etmek gerekir. Bununla birlikte daha önce 80'li tetik yerlerin yapmış olduğu Covid'le bir mücadele oldu. Bu onur savaşı şeklinde geçti resmen. İlk başta çok kimsenin bilgisi yoktu. İşte odanın yarım saat, bir saat havalanması şeklinde haberler geldi. Bu oda yarım saat havalanıyordu, bir saat havalanıyordu, yarım saat havalanıyordu. Şimdi baktığın zaman ülkede BT sayısı yüksek gibi gözüküyor çekim sayılarına göre. Ama OECD ülkelerine göre baktığın zaman BT sayısı yüksek olan sıralamada alt yerlerdeyiz. Daha yüksek BT, yani Fransa'nın, Almanya'nın, Belçika'nın daha yüksek BT cihazları var. Daha yüksek kapasitede çalışıyorlar. Teknik olarak söylemiyorum, cihaz sayısı olarak söylüyorum. Cihaz sayısı olarak daha yüksek sayıdalar. Buna bağlı olarak da şimdi bir yerde örnek veriyorum 300 BT çekiliyorsa siz saatte 1 BT çekecekseniz 24 saatte 24 BT hastası olur. Siz de 300 BT çekiliyor orada. Nasıl bu kurallara uyacaksın? Nasıl uyabileceksin? Tabii ciddi bir karmaşanın içinden gelindi. Daha sonra bu bir saatlik süreç yarım saatte, yarım saatten 15 dakika, 15 dakikadan 10 dakika derken bunu hastanenin taktiğine bıraktılar. Hastaneler kendi içinde enfeksiyon doktorları birlikte, radyoloji doktorları birlikte bu işi yapma, yürütmeye çalıştılar. Bu süreçte bizim kendi takip ettiğimiz Türkiye'deki en önemli sorunlardan bir tanesi de bu bilim kurulunun içinde radyolog, alt dallarda radyoloji tetkenliğin olmayışıydı. Çünkü enfeksiyon, evet enfeksiyon olarak yayılım var. Herkes enfeksiyon üzerine ilerliyor, doğru. Ama PCR testlerin geç çıkması, çıkan testlerin %70 doğruluğu, buna bağlı akciğer BT ve röntgenin fazla kullanılmasından dolayı oluşan günün 24 saati acil raporlama oranı ile birlikte
radyoloji doktoru olayı da bu alanda yani resmen yüksek yani alt başını gittiler. Yüksek lisans yapmış oldular. Ve bu süreçte çok bilgi hale geldiler tetkerlerle birlikte. Ne yazık ki oluşturan bilim kurulu içerisinde radyoloji doktorları ve hatta kadroda radyoloji tetkerleri yoktu. Olmaması bizler için en büyük defektlerden bir tanesi olarak değerlendirildi bizim açımızda. Son çıkan COVID-19 enfeksiyon mücadele kapsamında radyoloji alanındaki yerlerde timing yoktu. Timing olmamasına bağlı olarak da devamlı arka arka hasta çekimleri yapıldı. Yapıldı, hasta çekimleri yapılıyor. Bu sırada işte teknikerlerin yapması gereken şey genellikle teknikerler mümkün olduğunca, her yer için söylemiyorum ama mümkün olduğunca bir cihaz başında iki BT teknikeri çalıştı veya iki röntgen teknikeri. Bunlardan bir tanesi yüksek, yani ikisi de yüksek koyunaklı kıyafet giymiş. Ama birisi işte hasta makineye çekim yapıyor devamlı. Diğeri de şutlama yapıyor. Diğeri de hasta yatıp kaldırıyor. Ve hasta değiştikçe işte masanın temizlik elemanı birlikte masanın temizliği ve eldiven değişimi, ortanın havalandırması ve tekrar hastalanıyor. Yani iki kişiden bir kişi kesinlikle cihazın kullanım alanında yer almadı. Yatıp kaldırma süreci içerisinde oldu. Bunlar 8 saati yani 7 saatlik haftalık 35 saatlik mesai diliminde yani 4 saat 4 saat 3 saat 3 saat yemekle beraber söylüyorum. Buna göre bir planlama içerisinde bir çalışma organizasyonu yaptılar. Bu çok başarılı bir yöntem oldu. Çünkü düşünsenize siz COVID hastaya müdahale ediyorsunuz. O COVID hastaya müdahale ettikten sonra hastayı yatırıyorsunuz. Yatırdıktan sonra gidip çekim yapıyorsunuz. Çekim yaptığın zaman ne oluyor? Oradaki makinedeki senden sonra nöbete gelen adamlar da COVID'e yakalanmış oluyor. Yani şimdi sen tamam çok güzel bir şey olmaz. Belki rahatsızlaşıyorsun. Belki çok başarılı iş yani başarılı yani dikkat etmiyorsun çalışma sistemine. Ama orada çalışan örnek veriyorum 5 artı işte yardımcılar beraber 5-5-10 kişinin bir şekilde COVID pozitif olmasına sebebiyet veriyorsun. Yani bu büyük bir sıkıntıydı başlangıçta. Ama biz yani bu süreci iyi hallettik. Özellikle bu olayda daha çok belli büyük şehirlerde Ankara, İzmir, özellikle İstanbul belli büyük şehirlerde bu salgın daha büyük etkisi varken küçük yerlerde daha az etkisi oldu. Tabii şimdi örnek veriyorum küçük yerler diye Kıbrıs örnek gelmek gerekir. İşte 4 kişi vefat etmiş, 100 küsur kişi buna yakalanmış, COVID pozitif yakalanmış. Şimdi bu tarz bir yer bizim için küçük bir yer. Şimdi bu tarz böyle olduğu zaman insanlar işte bak öyle mi olmuş, bu böyle mi olmuş muhabbetleriyle İstanbul ve Ankara, İzmir'den gelen böyle haberlerle şey yapıyor. Çünkü bu rakamlar burada nüfus sayısının yüksek olmasına bağlı olarak aşırı derecede artmıştı. Tabii biz hani büyük yerlerde dediğim gibi işte bu özellikle cihazı kullanan kişilerden söylüyorum. Aynı eldivenle eğer hastaya müdahale etmişse eldiveni çöpe atarak tekrar hastaya müdahale et, hastaya müdahale etmeden makineleri şutlaması bu takım önlemlerle birçok başarılı bir süreç geçirdik Türkiye'de. Zaten bunun başarılı olduğu da gözüküyor. Yani şimdi nasıl gözüküyor diye sorarsan hani şu an dışarı baktığın zaman tamam ölüm oranları yüksek ama iyileşme hızları çok başarılı oldu. Çok büyük yağılma olmadı. Vaka sayısı şu an günlük 2000'lerde, 4000 iyileşenlerde. İlk başta bu rakam 4000-5000 oldu ama bugün tabii ki nüfus oranlarının farklı olarak işte Rusya çok geç geldi. Ama Rusya'daki şu an son bir haftada her gün 10-11 bin rakamlarına giriyor vaka sayısı. Tabii ki nüfusa bağlı olarak bunlar değişiyor. Tabii ki ediyor ama Türkiye'nin yapısı itibariyle kültürel anlamda söylüyorum. Yani siz de biliyorsunuz biz aileyiz, cana yakınız. Örnek veriyorum doğudaki illerde adamın mal varlığı çok büyük. Kendi yaşantısına göre zenginler. Ama 8 tane kardeş yaşıyor, 8 kardeş aynı evde yaşıyor. Veya iki evde yaşıyor. Şimdi diyeceksin ki ya bu adamdan bu kadar mal varlığı var. Bu kadar zenginler. Neden bu böyle? O kültüre göre büyümüşler. Yani düşün 4 tane erkek varsa 4 tane gelin var demek oluyor. İşin espritel yerine yaklaşmak amacıyla. Dört tane gelin de dört gelin de aynı evde yaşıyor. Şimdi mutlaka bununla ilgili kavgaları, oluşacak sıkıntıları düşünüyorsunuz. Bunlardaki bu parasızlıktan kaynaklanmıyor bu olay. Yani para var. Ama onlar o kültüre büyükleri için de 8 kişinin eşiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte bir evde kaç kişi yaşadığını düşünün. Bu kaç kişinin dışarıdaki insanlarla muhabbetini düşünün. Şimdi bu adam yakalandığı zaman vaka sayısı birden bir artması size normal değil mi? İşte buna göre baktığın zaman da İstanbul, İzmir, Ankara bu açıdan, bu süreçten baktığın zaman çok başarılı bir dönemden geçti. Yani
dediğim gibi kültürel yapılaşma farklı. İşte Rusya'da daha soğuk bir kültür vardır. İşte ne bileyim öperken tek seferde öpersin. Araplarda üç öpersin. Yani belli bir takım kültürler vardır. Ama en kötü bizde o canım 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 muhabbeti vardır yani bizde. Yine bu konularda hep bunun aynı şeyin altını çiziyorum. Sizmek istemenin en büyük sebebi de belli. Çünkü evde kal. Yani uzak durmalıyız. Hala uzak durmalıyız. Hala tehlike devam ediyor. Evet yaz geliyor. Ben de denize gitmek istiyorum. Evden kaçmak istiyorum. İşte benim ailem, çocuklarım hepsi evde. Hiçbir yere gitmiyor. Çocuklar okula gitmek istiyor. Yani bu süreç tamamen psikopat bir süreç yani. Herkesin psikolojisini bozan böyle kötü bir süreç. Evet, ben 8 dakikamız kaldı, müdahale edeyim. 8 Evet dakikamız yani kaldı bu yayın için. süper. Demek ki bayağı bir hızlı akıyor. Yani ben aslında 10 dakika konuşacaktım diyecektim. Ondan sonra sen ikinci olayı söyleyince, Ceren'le olay olunca Evet. böyle dedim. Yani ben konuşmayı seviyormuşum. Onu anladım şu anda. Songül'ün güldüğünde yani herkes gülüyor ama Songül imalı gülüyor gibi geldi şu anda bana. Yani Kendini Songül aslında toparlarsan senden sonra sonra gülmeyi bağırmaya başlayabilirsin. azalttım. Evet. Tekrardan şunu söyleyeyim. Yani işte mesela dün sokağa çıkma yasağında çocukları ilk kez dışarı çıkardık. Dün biliyorsunuz 1 ile 12 ile 4 arasındaydı galiba yanlış söylemeyeyim. Sokağa çıkma yasağına engel şey yaptı, izin verdiler çocuklar için. Biz bunu kullanaraktan dün işte büyük olan 6 yaşındakini dışarı çıkarttık. Şimdi bizde tabii böyle hani şey yoktu. Biz böyle bir göl etrafında biraz dolaştırdım onu. Baba oturalım mı yere dedi. Şimdi tabii biz oturma olayına evet oturuyoruz ama biz bayağıdır yani sağda sola koşturmaktan böyle şeylerden uzak. Şimdi yere oturmak, şimdi ben nasıl yer oturacağım derken hani incelediği yerde kopsun diye. Tabii koptuktan sonra da oturduktan sonra da eve çıkıştıktan sonra kapıda bizi hemen böyle dezenfekte ediyorlar böyle. Ondan sonra aldılar tuttular bizi kafamızdan direkt banyoya attılar. Ondan sonra anladık ki tamam bir şey yapmadık ki biz ya şu yapmadık şu bu derken ciddi bir koruma yöntemleri içerisinde herkes banyoya girdi. Yıkandı etti çıktı. Yani altı bir saat için 3 saat hazırlık yaptık yani öyle söyleyeyim ben size. Bir daha çıkar mıyım onu bilmiyorum ama çocuklar açısından baktığın zaman çok mutlulardı. İstanbul'daki yani yaşantı azıcık daha bu şekilde ilerliyor bu anlamda yani bunu anlatayım. İnsanların işte herkesin bir duyarlı olması gerekiyor. Ve her yani hani bazen böyle hani anlatırken biraz daha izleyinli olsun diye söylüyorum. Birisi batıyorsa battığı zaman dostuna boş para istemez. Çünkü niye? O batacaksa yani battığını biliyorsa dostuna para isteyip de o parayı ödeyemeyeceğini bildiysen dostunu da batır. Eğer o gerçek dostsa dostundan para istemez. Batarken. Ama o adam kurtulacaksa yani batmaktan kurtulacaksa onun için çok önemliyse sana anlatıyordur ve senden o parayı ister ve sen de ona hak vererek batıyorsa da bastın dersin zaten. Şimdi buradaki olay da böyle. Eğer sen Covid'e kanıp da aile büyüklerin varsa ve bir takım şekilde bu işten zarar göreceğini biliyorsan dostundan uzak duracaksın. Eşinden, dostundan, arkadaşlarından, çevrenden uzak durup kendini koruma altına alacaksın. Bu süreç ancak bu şekilde başarıyla sonuçlanır. Başka bir şey yok yani. Ben yine şunu söylemek istiyorum son 5 dakika kaldığı için. Evet, 5 dakika. Ben hani bu anlamda Türkiye'deki bütün radyo teknisyenleri ve teknikerlerini, radyocu alanında COVID'le mücadele eden sağlık personelini takdir ediyorum. Gerçekten yani çok hızlı bir süreç içerisinde çok büyük bir mücadeleyle yani 11 Mayıs, 11 Mart bizim olayla yaklaşımımız 12 Mart'tan itibaren her yerde oldu. Bugün ne oldu? 7-8 Mayıs. Yani bu 2 aylık bir zaman diliminde gerçekten çok özveriyle çalıştılar. Çok başarılı işler yaptılar. Yeri geldiler ben biliyorum bazı hastanelerde yani çekilen 300-400 BT'nin yani yarısının COVID'de olduğunu tespit ettiler. Buna rağmen COVID'de mücadelede pozitif çıkan radyo teknisyen sayısı çok çok yüksek değil. Hani bana gelen şu ana kadar 20-25 civarında bir tetikler geldi bu mücadelede pozitif yakalanan. Ama bu yani bu rakam çok da olabilir. İyileştikleri için şu an olmayabilir de. Ama şunu biliyorum. Yani bizim çektiğimiz BT tekik sayıları içerisinde bu rakamlar, bu şeyler çok düşük. Örnek veriyorum X bir hastanede 3 kişi, 3 tane radyo tetikleri COVID'e yakalandı. O 3 radyo tetikerinin çok birebir temasım var. Tanıyorum, yakından tanıyorum.
bunlara çay getiren, kahve temizlik yapan temizlik personeli pozitif olduğu için onlardan yakalandılar. Yani ne olduğunu, olayın ne kadar böyle dikkat etmeniz gerektiğini anlatmak ama söylüyorum. Yani çok basit. Yani mesela benim ablam, ben şimdi annemden 65 yaşında. Yani ben bunları bilerek bu örnekleri veriyorum. İnsanlar biraz kafasında canlandırsınlar olayı diye. Benim bir ablam radyoloji alanında bir yerde sorumluluk yapıyor. İdareci yani, sekreter alanında bir sorumluluk yapıyor. Ablamın sorumluluk yaptığı yerde ben ablama ilk gün dedim ki, abla bak, sakın ola ki eve gitme. Sakın gitme, bak ona göre dedim yani ona. O dedi ki, ya dedi, tamam ben gitmiyorum, merak etme, ben de biliyorum bilmem ne, böyle böyle konuştuk yani kendi aramızda. Bu örneği yani bilerek veriyorum ki yani seviyenin ne olup olmadığı fark etmeden kimlerin ne yaşadığını anlayayım diye. Tamam dedik, okey anlaştık. Evi aradım, annemi aradım. Anne ne yapıyorsun, ne diyorsun, iyi misin diye. Dedi ki işte iyiyim. Misina telefonu açtı. Misina kim? Ablamın o kızı. Dedim Misina sen neredesin? Dün akşam annemlerde kaldım. Bugün ne işin var? İşte anneannemle ziyarete geldim. Lan ben diyorum ki siz bunu yapmayın. O kendi kızı bizim evde. Yani şimdi hani bağlantıyı anlayın şimdi. Ablam annem kızına, kızım anneme. Tabii ki bu süreç çok erken. 12 Mart, 13 Mart gibi olduğu için tabii ben bunun önlemlerini aldım ama hani ne olduğunu anlatmak amacıyla söylüyorum. Nasıl bir imaj olduğunu anlatmak amacıyla söylüyorum. Lütfen dikkatli olun. Lütfen her şeye dikkat edin. Tekrardan ben Radyo Tetkiler ve Teksenler eski başkanı için genel müdürü olarak dernek başkanımız Mehmet Erkek adına, Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür adına, yönetim kurulu olarak birçok 11 ilden, 11 tane ilden temsilcimiz var ve 11 yönetim kurulu üyemiz var. 7 bölgeden temsilci aldık. İlk kez bu kadar kalabalık bir yönetim kurulu olduk. Herkesi kucaklayabilmek amacıyla yaptık. Hep onların adına işte bu Şırnak'tan, Tevfik'ten tut, İzmir'den, Yunan'dan tut, Ankara'dan işte bizim Hakan olsun, Hasan olsun. Hani kendi alanında birçok insan var. 55 ilde temsilcimiz var. Bunların hepsine gece gündüz yaptığımız tek şey, lütfen dikkatli olun. Sizlere de aynı tavsiyeleri veriyoruz. Burada bütün Radyo Tetkiler ve Teksenlerine tekrardan tebrik ediyorum. Bu onurlu mücadelede herkes elinden gelenin en iyisini yaptığı için tüm sağlık personeline ve Radyo Tetkilerlerine hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Seni yeni etkinlikte şimdi Ceren'le görüşeceğiz. Ceren'in bu konularda DOZ olayında müthiş iyi yaptığı çalışmaları size aktaracak. Gebeliğe verilen dozlarla ilgili anlatacak. Covid sürecinde ve genel toraks PET'deki verdiği düşüşlerin ne kadar düşürdüğünü anlatacak. Bu anlamda size teşekkür ediyorum. Evet, ikinci bölümde Ceren Ekmekçi bize Covid sürecinde doz uygulamayla ilgili bilgi verecek. Ceren Hanım, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Herkese tekrardan merhabalar diliyorum. Evet, bu süreçte ben de bir radyoloji teknikeri olarak ve 10 hastanenin şu anda sahada sorumluluğunu yapıyorum tomografide. Bu süreçte tabii ki çalıştığımız hastanelerde yeni, dünya gibi bizler de yeni tanıştığımız bir COVID-19 süreci oldu. Ne yapabiliriz? Hastalara nasıl bir uygulama yapabiliriz? Özellikle benim ilk bu süreç başladığı zaman aklıma gelen tedirginlik duyduğum ilk olaylardan bir tanesi de tabii ki çocuk ve gebe hastalar oldu. Çünkü evet PCR testleri yapılıyor ama hastanelerde şu anda tomografilere ulaşım çok kolay olduğu için Türkiye'de de çoğu hastanelerde de çift cihazlar sahip olduğumuz için gebe hastalara da isteyeceğimizi düşündük. Ve aynı şekilde karşılaştık da. Yani ilk 10 gün olmasa bile bu süreçte ama daha sonrasında gebe hastalarla karşılaştığımız durumlar oluyor ki ben sadece bir sahada yani bir hastanemizde 24 saat içinde 7 tane gebe hastaya tomografi istendiğini ve çekimin yapıldığını biliyorum şu dönemde. Onun için bizler de bu konuda neler yapabiliriz? İşte birçok araştırmalar yapıldı. Cihaz firmalarıyla görüşüldü. Zaten kullandığımız hali hazırda bir doz takip sistemi olduğu için bizler, benle beraber çalışan arkadaşlarımız dozlara çok böyle hakimiz radyoloji teknikerleri olarak. Bu süreçte ilk olarak bizler dozların bir optimizasyonu sağladık. Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinde şöyle bir öneride bulundu. 50 yaş ve üstü hastalar için, obez hastalar için özellikle normal toraks takibi kullanabileceğimizi söylediler. Yani toraks takipten kastım şu, normal bir toraks
dozunu uygulayabileceğimizi söylüyorum. 50 yaş ve altı hastaları için, özellikle genç popüler 18 ile 30 yaş arası 25-26 yaşlı hastalar için low dozu önerdiler bize. Ve biz de sahada bunların uygulamalarını yaptık. Özellikle doz modülasyonları, otomatik doz modülasyonlarına sahip olduğumuz cihazlarda çok çok fazla dozları düşürerek, yani şöyle ben size bir bilgi verebilirim bu konuyla ilgili sahada nasıl olduğuna dair. Bir toraks BT'nin 0.7 milisievertle organ dozu bazında bakarsanız 1.2 milisievertlik bir doz aldığını söyleyebilirim size. Yani ben şu an devam edebilirsiniz. Evet, 50 miligreylerde bir dozların verildiğini görüyorum ve takip ediyorum. Bu konuda bizler tabii ki radyologlarımızla beraber çalışarak, bu konuda tabii onların da biliyorsunuz ki bir radyoloji bir işlem yapılırken, bir sekans kurulurken, BT'de bir protokol oluştururken okuyan hekim tarafı onlar olduğu için onların da onayıyla beraber bu işlemleri gerçekleştirdik. Ve muhakkak protokollerimiz içinde 1 milimlik ve HRCT dediğimiz yüksek rezolüsyonlu algoritmaları koyduk. Yani her tabii cihazın marka model olarak bağımsız konuşuyorum burada. Keskin dokuları vardır, algoritmaları vardır. İşte window level, window width dediğimiz aralıkları vardır. Ve ince kesitleri muhakkak bu protokollerimiz içine yerleştirdik. Çünkü ince kesitli görüntülerin de bu düşük dozlardaki protokollerde tanıyı çok çok kolaylaştırdığına şahit olduk. Bunu söyleyebilirim size. Ve aynı zamanda otomatik doz modülasyonlarını kullandık. Otomatik doz modülasyonlarını kullanırken de hastanın aldığımız AP lateral scout görüntüsüne, normalde bizler sahada doz takip sistemlerini kullandığımız için bunlara aşinayız zaten. Ama bilmeyen arkadaşlara da bunları tekrar tekrar söyledik. Çünkü zaten artık yeni multislice dedektörlü cihazlarımızda bizlerin. Cihaz zaten sizin aldığınız AP ve lateral scout üzerinden hastaya otomatik bir doz ayarlıyor. Ama burada teknikerin yapması gereken en doğru şey hastayı BT izo merkezine doğru konumlandırmak. Yani evet, mesela bizler pozisyonlardan yana normal COVID dışında da çok böyle teknikerlere eğitim verirken çok üzerine duruyoruz. Çünkü masanın yüksekliği ya da alçaklığıyla bağlı olarak hastalara ya çok alması gerektiği, tüpe çok yakın olursa çok fazla doz alabilir. İşte tüpün çok aşağıda olursa masa, bu sefer hastanın boy ve kilo oranına göre doğru doz, doğru organ olayı olmaz. Onun için bizler çekim yaparken de aman torakstır ne olacak diye düşünmemek adına ve hastaya doğru dozlar vermek adına özellikle ilk baştaki uygulamamız hastaya doğru pozisyonlandırma oldu. Ondan sonra protokollerimize müdahaleler ettik. Yani otomatik doz modülasyonlarında miliamper değerleri aralıklarını çok fazla düştük. Ve bununla beraber biz 50 yaş altı hastalar için özellikle asla 120 kV'lerde çekimler yapmadık. Yani direkt olarak 100 kV'lere düştük ve görüntü kalitesinin de evet nedir? Doz düşerse noise index oranları artar. Yani gürültü oranı artar, görüntü kalitesi bozulur. Ama cihazlarımızın bazı opsiyonları var. Yani iteratif rekonstrüksiyon dediğimiz opsiyonları var. Filtreleme sistemleri var. Bunlarla beraber özellikle düşük dozdaki protokollerde %70, %80 civarında bunları açarak görüntü kalitemizi de yükselttik. Onun için şu anda düşük dozlarla devam ettiğimiz hastanelerde içimiz çok rahat, çünkü çok rahatlıkla raporlanabiliyor görüntüler. Hastalara çok çok yüksek dozda çekimler yapmamıza gerek kalmıyor. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Hasta 15 gün içerisinde neredeyse 3 kere gelebiliyor. Yani artık bu işin takip kısmında da tomografi kullanıldığı için, yani hastaya biz bir kere evet bu düşük bir dozu verip de hasta evine gitmiyor. Bu takiplerde özellikle arttı mı, tedaviye nasıl cevap verdi, odaklarda bir artış oldu mu ya da başlangıçtaki hastanın bir hafta sonraki ya da 5 gün sonraki yani ne kadar hızlı arttığını ben ilk başta mesela görüntüleri kontrol ederken de 3 günde bu kadar artamaz, yani 3 günde bu kadar odak noktası oluşamaz dediğim görüntülerle karşılaştım ve belki daha fazla hasta takip sırasında belki 4'e bile çıkan BT tetkikleri olabiliyor. Onun için bizlere şu önemli olan şey şuydu.
ince kesitlerimizin olması, parenkim penceresinin muhakkak olması ve algoritmamızın da en keskin doku dediğimiz yüksek rezolüsyon doku algoritması dediğimiz sistemi seçmemiz oldu. Ve onun dışında tabii ki bu biliyorsunuz işte 16 dedektörler, 2 dedektörler, multislice'larda yani marka ve model bağımsız, kesit sayısı bağımsız olarak da bizlerin de sahada kullandığı, bizler tek çeşit bir cihazla çalışmıyoruz. Şu anda 3 tane markanın cihazıyla çalışıyoruz ve hepsinin dedektör sayıları farklı. Tabii ki 64 ve üstü cihazlarda hem opsiyonlara bağlı olarak hem de kesit sayılarına bağlı olarak da daha düşük dozlar, işte bu 0.7 sivert dediğimiz, milisivert dediğim dozları bunlarda elde ettik. Ama 16 dedektörlü çalıştığımız cihazlar var. Bunlarda da özellikle 100 kV kullanarak, otomatik modülasyon değil de manuel bilamperler kullanarak da yine 2-2.5 milisiverttik. İşte hastanın kilosuna ve boyuna bağlı olarak 2 milisiverti varana kadar dozlara sahip olduk. Tabii ki bunlara ayarlarken masanın hareketi, rotasyonu, pitch değerleri, rotasyonları da çok önemli. Çünkü benim bu süreçte de karşılaştığım radyologlardan bana gelen sorunlardan bir tanesi de nefes artefakları oldu. Zaten bu hastaların nefes darlığıyla geldiği için çekim sırasında da nefes tutmadıkları için nefes artefaklarının olduğu söylendi. Ve biz en hızlı şekilde çekimimizi tamamlamak için bu pitch oranlarımızla da oynadık. Yani normalin dışında da bu pitch oranlarımızla, rotasyon hızlarımızla da oynayıp ve hastaya muhakkak çekimden önce size bir komut verilecek, derin nefes alın, tutun komutlarıyla hastaları uyardık. Çünkü öyle hastalar geldi ki ciddi anlamda raporlanamayacak kadar nefes artefaklarına sahip ve aynı zamanda hastayı tekrara, raporlanamadığı için tekrara gelen hastalar oldu. Tabii ki bunların da önüne geçmek de bizlerin elindeydi. Teknikerlerin hastayı uyarmasının elindeydi ve protokollere müdahale etmekti. Bunları da gerçekleştirdik. Onun dışında bizler genellikle korunma sırasında da Barış Bey'in dediği gibi tekniker arkadaşlar bu konuda çok bilinçli oldular ve sürekli takip ettiler. Yani biz mesela bir saatte bir hasta alın dediler bize ve biz o gece 300 tetik yaptığımız yerde patladık, öyle söyleyeyim size. Ve ciddi anlamda bir hasta potansiyeli oldu. Mesela 4 günlük bir sokağa çıkma yasağından sonra ertesi gün, pazartesi günü olan çekimlerde çok pik yaptı tetiklerimiz ve genelde çift cihaza sahip olduğumuz hastanelerde bir cihaz sadece COVID'li hastalar için ayrı. Mesela bu da çok önemliydi. Normalde acile gelen hastalar diğer cihazlarda alındı. Çocuk hastalar özellikle COVID'siz olan yerlerde alındı. Normal poliklinik işte SEA olan hastaların kontrol zamanları geldi şu anda mesela. Poliklinikler yavaş yavaş açıldı. Ve biz bu hastaları hiçbir şekilde sadece COVID çektiğimiz BT'lerde almıyoruz. Bu hastaların ayrımlarını da yaptık. Mesela bizler için çocuk hastalar çok önemliydi. Geldi mi? Evet geldi ama korktuğumuz kadar da olmadı açıkçası. Çünkü çok büyük çocuk hastanesinin olduğu bir yerde de tomografimiz var. Çok korktuğumuz kadar olmadı ve çekim yapmadan önce de isteyen hekimle radyologlarımızı hep konuşturduk. Yani başka bir alternatifi var mı? Ya da sadece röntgenle bu işi halledebilir miyiz? Aslında bizim tek sıkıntımız ne kadar az gelirse o kadar iyiydi bizler için. Çünkü bunun taramaya dönmesini bizler hiç istemedik. Hatta bunlar için de hastanelere bizler kendimiz gidip görüştük ve şöyle oldu işin sonucu da. Biz bundan yana da çok mutluyuz. Enfeksiyon doktorları ve acil ekipleri bir algoritma oluşturdular. Yani dediler ki işte örnek veriyorum, 39 derece ateşli olan, teması olana, işte belirtisi olana tomografi isteyeceksin dediler ve bunlarla ilgili sadece bir onan formu oluşturdular. Ve başhekimler bunları takip etti. Kim BT istiyor, kim istemiyor, kim gerekli istedi ya da kim gereksiz istediği varana kadar takipte bulundular. Yoksa da bunun önünü almak açıkçası gerçekten mümkün değildi. Bu konuda da bizler, yani kendi çalıştığım alan adına çok uğraştık. Yani çok sıkıştırdım. Ben mesela çok başhekimleri arayıp da ya bunun bir önüne geçmeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla hasta geliyor ve raporlara baktığınız zaman bir kısmı çok normal geliyor. Özellikle genç hastalar için. Ve sonrasında ciddi bir çalışma yapıldı. Bu algoritmalara da
uyulup uyulmadığına da bakıldı. Eminim bunların yaptırımları da yapıldı. Çünkü yaptırımı olmasaydı bu iş bu kadar düzenli gideceğini zannetmiyorum. Çünkü neredeyse başlangıçta ve bu işte bir hafta sonrasında ciddi anlamda görüntüleri kontrol ettiğimiz zaman evet gerçekten vakalı olan hastalara çektiğimizi gördük. Başlangıçtaki olan hastaları çektiğimizi gördük. Tabii bunlar da bizi gereksiz tetkikten, hastaya vereceğimiz dozlardan ve teknikleri korumamız açısından sevindirici durumlar oldu. Bu konuda da hastaneler güzel çalıştı diyebilirim yani yoğun olan özellikle COVID'e bakan hastaneler çok çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Onun dışında ben biraz böyle doz konusunda çok takık olduğum için her yerde bunları konuşmak istiyoruz. Çünkü biraz bizde teknikerlerde ne derler yani bizlerin müdahalesiyle oluyor aslında böyle şeyler. Yani ben bir çekim yaparken evet cihazımıza güveniyoruz. İşte yüksek markalı cihazlarla çalışıyoruz. İnce kesitlerle çalışıyoruz. İşte 640'lar var şu anda sahada. Evet güzel işler yapıyoruz ama bir tekniker de cihazına bu kadar güvenmemeli. Yani bizler bir çekim yapmadan önce o hastaya verdiğimiz bir göz ucuyla müdahale etmemiz gerekebilir. Yani bir DLP'sine, bir CTR volüne bakıp da ya bu hastaya, bu çekimde bu doz gerçekten gerekli mi? Bunun verilmesi gerçekten gerekli mi diye ufak müdahalelerde bulunmamız gerekiyor. Yaklaşık bizler, benim çalıştığım sahadaki arkadaşlar 2014 sonunda 2015'inden beri doz takip sistemleriyle çalışıyoruz. Ve kime ne doz verdiğimizi, hangi protokolde ne çekim yaptığımızı biliyoruz. Onun için bizler için COVID sürecinde bu işleri yönlendirmek çok zor olmadı. Sadece benim ve arkadaşlarımın işte çabuk müdahalesiyle biz ciddi anlamda bu, çünkü bir sadece toraks çektik, öyle söyleyeyim size. Yani 300 tetkik yapılan bir yerde bizler sadece toraks BT çektik. Çok yani en İstanbul'un en popüler hastanesini düşünün, en merkezi hastanesini düşünün. İşte günde dünya kadar trafik kazasının geldiğini, çok karışık hastanelerde bile bizler sadece bir dönem boyunca toraks çekimi yaptık. Ve biz de buna göz yummak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani cihazların opsiyonları çok fazla ama bu cihazların opsiyonları tanıyıp bilmeyen çok arkadaşımız var. Yani ben size çok böyle isim vermeden X bir hastanede bir 16 dedektörlü cihazın bir de 640'lık cihazın olduğunu söyleyebilirim. Teknikerler tamamıyla farklı. Günün sonunda 16'lıkta verilen dozla 640 kesitteki yani şu anda en yüksek jenerasyondaki cihazdan bahsediyorum. 1,5 katı fazla doz verildiğini gördük. Bakın o cihazın inanılmaz derecede fazla opsiyonu var. Bu 0.7-0.5'lere kadar düşen bir opsiyonu var. Ama sadece tekniker hatasıyla yani bunların yapılmadığını biliyoruz. Onun için bizler, ben Barış Bey'le beraber de sürekli TMRT ile beraber eğitimlere, yani gitmediğim yer kalmadı öyle söyleyebilirim dozla ilgili. Sürekli eğitimler veriyoruz. Çünkü bilinçsizlik ciddi anlamda bizleri yoruyor. Mesela bu konu bizler için çok yeniydi. COVID-19 süreci bütün dünya için çok yeniydi. Kim ne paylaştıysa takip ettik. İşte hocalarımız, radyologlarımız bizi yönlendirdiler. Firmalara yani yapıştım diyebilirim, öyle söyleyeyim size, aplikatörlere özellikle. Ne yapılıyor, nasıl düşünebiliyor, ne yapabiliriz diye. Çünkü bu ciddi anlamda bizlerin sorumluluğu altında olan bir şeydi. Evet çekimleri yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Hastaya ne kadar kar zarar olayı var. Bunları da ciddi anlamda bilmemiz gerekiyordu ve müdahale etmemiz gerekiyordu. Onun için bizler bu konuda başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü 0.7 milisivert dediğimiz olaylar 1.1 bile çok çok iyi. Yani 2 bile şu anda toraks BT için çok çok iyi. Ama yine söylüyorum, eğer elinizde çok iyi bir cihazınız varsa, multidedektörlü bir cihazınız varsa opsiyonlarına bağlı olarak çok iyi görüntü kaliteleri elde edebilirsiniz. Onun için bizler tarafından biraz daha bilinçli olup bunlara müdahale etmek gerekiyor işin açıkçası. Onun dışında GEBA hastalara gelirsek, şimdi GEBA hastalar dediğim gibi benim böyle biraz daha hassas olduğum bir konu oldu. Çünkü GEBA hastaların sürecinde fetüsün ne kadar etkilendiğine dair de Atom Enerji Kurumu'ndan bir eğitim aldım. Yani işin içinde olduğum için hani
her defasında tedirginlik yaşadım. Gerçekten çekilmesi gerekiyor mu? PCR testi pozitif mi? Niye çekiliyor diye böyle açıkçası doktorlara da sorguladığım durumlar oldu. Yaklaşık 30'a yakın sahada başlangıçtan şu zamana kadar gebe hasta çekimleri yapıldı. Ama dediğim gibi sadece bir bölgede daha fazla geldi ve 24 saat içinde 7 tane hastaya çekim yaptığımı biliyorum çok yakın bir zaman. Yani geçen hafta oldu bunlar. Ve bu süreçte de bizler ne yapabiliriz'i ilk baştaki kurduğumuz protokollerden bir tanesi de gebe protokolü oldu. Çünkü bizler karşılaşacağımızı biliyorduk. En sonunda bunlar bize geleceğini biliyorduk. Ve şöyle bir sistem üzerinden gittik. En düşük kivi değerimizi kullandık. İşte örnek veriyorum 80 kivi ile çalıştık ve 40 masla çalıştık. Sabit kullandık ama bunları yani cihaza bırakmadık. Otomatik doz modülasyondan çıktık. Sabit miliamper ve kivi ile hastaya işte CTI volülerini sabitledik. Bu dozlarda çekim yapılması gerektiğini söyledik. Ama tabii ki bu yeterli oldu mu? Hayır, bu bizim için yeterli olmadı. Bundan hastayı korumamız gerektiğini biliyoruz. Yani nedir? O fetüsün aldığı dozu ne kadar toraks çekilecekse saçılan dozdan da hastayı kurtarmak adı altında hastayı kurşun önlükle koruyacağımızı bütün tekniker arkadaşlara tekrar böyle slaytlarla eğitimlerle bildirdik. Ve aynı zamanda doktorundan özellikle bir yazı talep ettik. Yani bu sebeple bu hastaya şu kadar haftalık işte gebe hastaya bu çekimi istiyorum diye radyologlar dışında hekimlerden de kadın doğumculardan da hangi hasta istiyorlarsa istedik. Eğer bize o yazıyı vermiyorlarsa biz de çekimi yaptık. Öyle söyleyeyim size. Çünkü bu yani onların onayıyla gelecek bir şey bize ve biz onların onayı olmadan sadece bir istekle bunları çekimini yapmadık. Kavga gürültü dedik ama çekimlerini yapmadık. Onların özellikle yazılarını istedik ve hastadan özellikle bir BT-onan formu vardır. Hepiniz kullanıyorsunuzdur. Bu konuda şu kadar haftalık hamileyim, lebeğim. Bu konuda riskler konusunda bilgilendirildim ve kabul ediyorum. Onaylıyorum, kabul ediyorum diye formları muhakkak el yazısıyla aldık. Yakınlarından da yazı aldık ve imzalarını aldık. Aynı şekilde çeken arkadaşların da kaşe imzalarını aldık ve hastaların isimlerini tuttuk. Çünkü bu hastalar bu tedavi sürecinden sonra, çünkü yani 25 haftalık da geldi, 30 haftalık da geldi, 4 haftalık bile en son çektiğimiz gebe 4 haftalıktı. Belki gebeliği sonlandıracak bilmiyorum. İlk trimester çünkü bu durumlarda çok çok tehlikeli olabiliyor. 39 haftalık da geldi mesela. Yani son dakikaya kadar belki doğumdan sonra da gelebildi ama isteyince böyle durumlarla karşılaştık. Ve hastanın isimlerini tutuyorum ben. Çünkü bu hastalar belli bir süre sonra bizlerden verilerini isteyebilirler. Yani ne kadar doz aldıkları atom enerji tarafından hesaplanıyor. İşte bunların sertifikasını alan arkadaşlar işte sahada ben varım İstanbul'da. Ben tarafından hesaplanabiliyor. Ve bu hastaların fetüsün ne kadar etkileneceğine dair raporlarımızı tutuyoruz. Bunun için ama bizler için önemli olan şey en düşük dozla bu işi halletmek oldu. Nasıl yaptık? Dediğim gibi 80 kiviye 40 mas. İşte o 64 ve üstü için geçerli ama 16 dedektörlü bir cihazınız varsa 80'i 50 masla bile bu işi halledebilirsiniz. Ama biz bütün medyasten ve medyasteni görüntüleyemedik çünkü görüntümüz çok artefaklı geldi. Görüntü oranı takdir edersiniz ki çok yüksek geldi. Ve şöyle yaptık. 5 milimlik sadece parenkim penceresini görüntülediğimiz ve bu iteratif rekonstrüksiyon dediğimiz yapay zeka filtreme sistemimiz varsa %80'lerde açıp tek bir pencereyle bu görüntüyü gerçekleştirdik. Ben de bunların imajları çok fazla. Yani isterseniz size de paylaşabilirim. Hastaların ismi olmadan tabii. Rapor okunabiliyor. Yani bu düşük dozlarla da bu hastaların işlemlerini gerçekleştirdik. Ne kadar düştüğümü de söyleyeyim size. Neredeyse 0.1,5 0.2 olarak ben bir tomografi çekimini hastanın gerçekleştirdim. Yani AP lateral bir akciğer grafisini şu anda 0.1 milisievert düşünürsek hastanın aldığı bir işte 70 kesitli bir tomografide raporlanmasında da bizler neredeyse aynı seviyeye geldik diyebilirim. Ama tabii bunların da öncesinde radyologlara muhakkak bilgi verdik ki hastaya işte bu çekim olmamış deyip tekrardan bize göndermesinler diye.
açıkçası ben biraz bunu kabullendirdim. Yani bizim GEME protokolümüz bu. Bizden ekstra bir şey istemeyin. Alınan doz bu. Parenkim penceresinde zaten COVID tutulumu varsa hastanın, buzlu cam görüntüsü bile varsa hastanın çok rahatlıkla bunu okuyabilirsiniz diye ben birazcık inat edip bunu kabullendirdim. Çünkü ciddi anlamda dozları düştük. Fetüsün alacağı dozu çok 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 düştük. Zaten kurşun önlükle hastaları koruduğumuz için de bir tık daha açıkçası içimiz rahat etti. Ama bundan sonra gelecek mi? Bence devam edecek. En azından takip için ikinci bir çekime bile gelebilir hastalar. Onun için alacağı dozu en minimuma indirdiğimizi düşünüyorum. Görüntü kalitesi açısından da hani belki çok çok düşük işe yaramaz gibi düşünebilirsiniz ama ciddi anlamda rapor okunacak şekilde bu görüntülerde meydana COVID için en azından raporlanması da yapıldı. Sorun yaşadığı, şu ana kadar sorun yaşadığım bir hasta olmadı ki 30 hasta içinde de neredeyse 20 tanesi COVID hasta olarak geldi. Diğerleri de başlangıç olarak ya da sıfır COVID olmayan hasta olarak geldi. Bu konuda yani sahada içimiz rahat. Evet, çok fazla tetkik geliyor. Bizler çok fazla hastayla muhatap oluyoruz. Hatta yani kimse çıkıp da bu röntgen teknisyenleriyle ilgili, radyoloji teknikerleriyle ilgili belki kanallar çok fazla konuşulmadı ama işin ne derler, gizli kahramanı mı derler? Yani o COVID hastalarının hepsi de teknikerlerin elinden geçti, öyle söyleyeyim size. Ki o tulumların içinde çalışmak yani sürekli işte hastalarla muhatap olmak, yanlış yapmamaya çalışmak, doğru protokolleri kullanmak ciddi anlamda stresli bir süreç oldu. Ama Barış Bey'in de dediği gibi çok şükür ki çok fazla tekniker arkadaşımız enfekte olmadı ki çok bilinçli çalıştıkları düşünüyorum. En azından kendi sağlığımdaki arkadaşlar için söyleyebilirim bunu. Çok bilinçli çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü öyle şeylerle karşılaştık ki ama yine de kendimizi koruduk. Öyle söyleyeyim size. İşte ultraviyole cihazlar alındı. BT cihazların içine temizlikler yapıldı ultraviyole cihazlarıyla. Çünkü hastanın nefes alıp vermesiyle maskesi bile olsa hastanın o gantinin bir enfekte yeri olmasını engellememiz gerekiyordu. Her hastadan sonra temizlik yapıldı. Muhakkak zaten bir personelimiz sabit kaldı. Her hastadan sonra temizliğimiz yapıldı. Her hastadan sonra dezenfekte edildi. Ve gece işte en sakin saatlerde de 1,5-2 saate yakın ultraviyole cihazlar açıldı. İşte gantinin ve masanın temizliği gerçekleşti. Bu konuda ciddi anlamda güzel, yani disiplinli çalıştığımızı düşünüyorum ki bu kadar az enfekteyle karşılaştık. Keşke hiç olmasaydı ama yani Barış Bey'in de dediği gibi 25 tekniker bile bu kadar sağlık çalışanı enfekte olduğu bir dönemde tabii ki bizleri mutlu etti, ediyordu. Ama bu saatten sonra hiçbir şekilde o rahatlama, normalleşme dönemine geçemeyeceğiz. Çünkü bundan sonra da gelen olan hastanın COVID mi, değil mi, olup olmadığını bilemiyoruz. İlk baştan beri her hastaya, her toraks hastasına COVID şüphesiyle yaklaştık. Çünkü hasta sıfır belirtiyle geliyor ama akciğerlerine bir bakıyorsunuz ki hasta başlangıç ikinci evreye kadar gitmiş. Bundan sonraki aşamada da eminim ki daha fazla dikkatli olacağımız bir dönem bizi bekliyor. Sizler çok iyi bir örneksiniz. Keşke gerçekten sizler gibi olabilseydik ama şu andaki durum, Barış Bey'in verdiği sayılar, benim takip ettiğim sayılar derken bayağı yüksek durumdayız, öyle söyleyeyim ama biraz daha potansiyel düştü diyebilirim bu durumda. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar dozlarla ilgili. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman, ne cihaz kullanıyorsunuz bilmiyorum ama bu söylediğim veriler marka model bağımsız veriler. Sadece kesit kalınlıklarına ve kesit sayılarına bağlı olan cihazlar. En azından biz kendi tarafımızda üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Ceren, öncelikle şunu söyleyeyim. Şiiri gibisin. Anlatımların çok iyi. Ben de hiç doktor bilgi vermedim. Uzun yıllardır çalışıyorum. Bana benzemişsin. İşte moderatörlük olarak araya giremedi Murat. Biz İstanbul'a böyle hayat hızlı yaşıyoruz yani, onu anladım. Ama verdiğin dozlar, yani sıfır gebeler için 0,2 milisivertler, yani yetişkinler için 0,6-0,7 milisivertler. Yani Avrupa'da zaten şu anda COVID'le mücadele 0,6-0,7'ler konuşuluyor ama bunlar çok düşük rakamlar, aşırı düşük rakamlar. Ben eminim birçok insan bu videoyu izledikten sonra hemen gidip kivilerine bakacak. 140 kivi var mı, yüksek mas var mı, onlara bakacaklardır.
Ben seninle uzun yıllardır beraber çalışıyordum. Derneğin aplikasyoncuk görevini de yapıyorsun. Bu anlamda sana tekrar teşekkür ediyorum. Ben hani seninle beraber olmaktan mutluyum yani tekrar. Teşekkür ederim. Evet, soru cevap kısmına geçelim arkadaşlar. Yalnız Ceren Hanım'ı ben daha önce dinlemiştim. Bu dost takip sistemini kısaca anlatırsan bilmeyen arkadaşlarımız için kullandığınız dost takip sistemi. Şimdi şöyle, bizim sahada kullandığımız bir dost takip sistemimiz var. Ben de 2014 yılının sonlarında bu sistemle, daha doğrusu bütün Türkiye olarak bu sistemle tanıştık. Şöyle, hastaya verdiğiniz dozu protokol bazlı olarak tutuyor. Yani bir PAX, yani nasıl söyleyeyim size, çekim yapıyoruz, bir sistem atıyoruz ya, aynı sistem olarak düşünün. Ve protokol bazlı olarak da bu hastanın aldığı dozu için bir medyan oluşturuyor. Yani çok basit bir örnek vereyim. İşte Lomber'de bizler atıyorum 250 mg kullanıyorsak sizin verdiğiniz yüksek dozda bu hastalara alert veriyor. Ve siz bu alertlere bağlı olarak bu hastayı gerekçelendirmeniz gerekiyor. Yani şöyle söylüyor. Gün içerisinde işte başımıza bizim neler geliyor? Yüksek dolu hastalar geliyor. Zaten yurt dışında da body mass indeksi 26-25'in üstünde olan hastaları kilo olarak kabul ediyor. Boy ve kilo oranını. 30'un üstündekini obez olarak kabul ediyor. Ve bunlara bağlı olarak da bizlerin bir J11'e kadar bir justification dediğimiz bir gerekçelendirme listemiz var. İşte gün içerisinde ne geliyor? Çocuk gelebiliyor. Yoğun bakım hastası gelebiliyor, tekrar edebiliyoruz. Çocuk hasta geliyor, alkollü hasta geliyor, entübeli hasta geliyor, damar yolunda sorun oluyor hastanın, tekrar çekme gibi durumumuz oluyor. Yani sadece şunu demiyor, yani sen hasta yüksek doz verdin ama bunu sadece kiloya bağlamıyor ya da tekniker hatasına bağlamıyor. Bunun diyor sebepleri olabilir diyor. Evet, biz de bu sebepleri doğru bir şekilde gerekçelendirmemiz gerekiyor. Ve buna bağlı olarak da İşte bir beyin dozunun ne kadar olması gerektiğini, benim çalıştığım şirket yurt dışına bağlı bir şirket. 16 Avrupa ülkesinin içinde olduğu, sağlık sistemi içinde olduğu bir şirket. Belli bir standartları var. CTI rol değerinden bir standartları var. Diyor ki bu protokolde bunu aşmayacaksın diyor. Ve biz de bu ilk başından ta 2014-2015 yılında zaten dozlarımızı optimize ettik. Yani bizler zaten uzun yıllardır düşük dozlarla çalışıyoruz. Ve günün sonunda da günün sonunda da şöyle söyleyeyim, hasta bazlı size dozları veriyor. Yani bu protokolde bu dozu kullanmışsın diyor, 500 hastada medyan dozu bu diyor. Yüksek verdiğin hastada da bunun için sana bir uyarı veriyor ve gerekçelendirmeni istiyor. Ve şunu istiyor senden, doğru protokol, doğru doz, doğru organı seçmen gerektiğini söylüyor. Yani bizim aldığımız scout görüntüsüne varana kadar doz dağılımını bize gösteriyor, öyle söyleyeyim size. Evet, teşekkürler. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Songül Hanım. Buyurun Songül Hanım. Ceren Hanım, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Yararlıydı. 0-2'liler gerçekten şahane yani. Şöyle bir şey sormak istiyorum ben. Enfekte olan teknisyen arkadaşlarımız ya da sağlık çalışanları için nasıl bir PCR kontrol sistemi uygulandı? Onu merak ettim. Yani şöyle, bu hasta zaten bir dönemden sonra bütün sağlıkçılara PCR testi yapıldı. Öncelik olarak PCR testleri verildi. Bu genelde tekniker arkadaşların, yani benim şahit olduğum efekte olan tekniker arkadaşların testleri negatif çıktı. Ben akciğer bedelerinde buzlu cam ya da pnömoni soru işareti olan hasta teknikerlerde tabii ki bunları enfekte olarak kabul ettik. Hekimler de o şekilde tedavisi yapıldı. Ve daha sonrasında ikinci ve PCR testleri yapıldığında da negatif çıkanlar oldu. Ama bunların tedavisi yapıldı tabii ki. Yani ben şu anda kendi sağımda pozitif çıkan bir tane diye biliyorum ama onun dışında bizler akciğer BT'sindeki raporlamaya göre, buzlu cam ya da pnömoniye göre tedavileri gerçekleşti. Ve tekrar BT kontrolleriyle beraber 14 günlükte muhakkak izoleleri yapıldı. Yani evde tek başlarına bir izolasyonları sağlandı ve çalıştığı arkadaşlara da teker teker PCR testleri yapıldı. Hani bütün tekniker arkadaşlar. Yani bu süreçte daha çok şunu yaptılar. Şunu yaptılar. 14 günlük evde kal sürecine girdi izolasyon. Bunlara bir sıtma ilacı adı altında osmotu tarzında ilaçlar verildi. Ateş düşürücü ve antibiyotikle birlikte. Ama en önemlisi C vitamini. Bu kişilerin çoğu
C vitamini boğuldular yani. Böyle hatta hasta olmayan insanlar bile, sağlıkçıların çoğu C vitamini aldı. Geçtiğimiz gün Türkiye'de yine dolar euro krizi aldı başına giderken bu Solger'in C vitaminleri vardı. O da bir muhabbet ettik şeyle. Hocam dedi, bu dedi C vitamini de altından daha kıymetli dedi. Kaç liradan kaç liraya geldi dedi. Bu Solger şeyleri. Orada bile yani bu C vitamini aslında çok meşhur. Herkes bunu kullanmaya başlamış. Bayağı böyle bayağı yararlı mı diye bir soru işareti. Ama C vitamininin bu COVID sürecinde çok ciddi olumlu etkisi olduğunu herkes söylüyor. Bu tarz böyle besin organlarıyla birlikte insanların izole edilmesine sağlandı. Çalışma arkadaşları kontrol edildi. Çalışma arkadaşlarının eve süreci varsa ev süreci oldu. Ev süreci yoksa hani negatif, PCR negatif, akciğer negatifse çalışmayı devam ettiler. Ama bir iki tane vaka çıkınca oradaki bütün herkesi izole ettiler eve. Bu tarz önlemler alındı. Anladım. Teşekkür ederim. Bu soruyla bağlantılı sorayım Barış Bey. Rotasyona girdi mi arkadaşlar grup grup? Yani 14 gün bir grup, 14 gün diğer grup çalışacak diye. Böyle bir sistem yani biz şöyle yaptık. Hastanede de 14 gün değil de MR'cıları BTC'lerden ayrı tutturmalarını tavsiye ettik. Herkes grup olsun istedik. O BT ekibinin bir ay hani aynı yerde aynı adamlar devam etmesi istedik ki olası bir yakalanma olursa yine kendi işlerinde devam etsinler diye. Yani çapraz döngüye devam gitmedik. Yani onu alıp oraya bulaştırıcılık özelliğini yapmak istemediğimiz için MR'cıyı MR'da sabitledik. BT'de sabitlemesini tavsiye ettik. Bu tavsiye sorusunda da yani bir yerde işte o üç kişi hasta bakıcısından yani temizlik elemanından kaptıktan o üç kişi onların üçünü aynı anda ama o üç kişi de şöyle ilginçti. PCR'ı iki kişi pozitif, akciğer negatif, bir kişinin akciğeri pozitif, PCR'ı negatif. Şimdi bunları biz hepsini COVID gibi kabul ederek oradaki beş kişinin beşini uzaklaştırdık o alandan. 3 dakikamız kaldı. Kapanış için çok kısa ikinizden de. Önce Ceren Hanım'dan bayanlar öncelik. Çok kısa. Ben çok teşekkür ederim. Sizlerle de bu ortamda buluştuğum için. Umarım faydalı olmuştur. Yine herhangi bir sorunuz olursa Barış Bey'den de bilgilerimi alabilirsiniz. Her zaman her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Umarım bir yerlerde de karşılaşırız kongrede ya da herhangi bir yerde bilmiyorum. Ama çok memnun oldum hepinizle. Herkese çok kolay gelsin. Tüm arkadaşlarım adıma ben de teşekkür ederim. Barış Bey 3 dakika kısa demek de biraz zor ama. Buyurun Barış Bey. Ya Murat ayıp ettin yani. Ya. Ben bunu uzun mu konuşuyorum ya. Kapanışı siz yapın. Bir listem var şu an elinde. Dur bir dakika. 19-23 Ekim'de Antalya'da kongremiz var. İnşallah o tarihe kadar her şey düzene girer. Ve sizleri de görebilirim. Burada birçoğunuzu gördüm. En son Mehmet Bölüm'le beraberdik. Kıbrıs'ta sizlerle beraberdik. İnşallah bu kongrede sizde yine yakından görür ve sayılabilirim sizlere. Faaliyetlerimi devam ettiririm. Yani iki dernek birbiri içerisinde çok pozitif bir ivmeyle çalışıyor. Bu anlamda biz sizlerle ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu yükü organizasyon için sizlere çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Songül Hanım Dernek Başkanı olarak bir şey söylemek istersen buyur. Bir dakikan var. Biz de çok teşekkür ederiz. Bize bu yoğun programınızda gerçekten hem vakit ayırdığınız hem de katkı koyduğunuz için. Evet Barış ben de çok isterim sizi tekrardan görmeyi. Bir organizasyonda birlikte bir şeyler bilmeyi umarım katılırım. Bu organizasyonu gerçekleştirmek için. Bir saniye. Gördüğünüz gibi baskı altındayım şu anda. Anne olmak zor. Evet. Tamam hani. Arkadaşlar. Teşekkürler son gözüm inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Barış Bey ve Ceren Hanım'a tekrardan teşekkür ederim. Çok faydalı bilgiler aktardınız bize. Sizin de dediğiniz gibi en kısa zamanda yüz yüze kucaklaşmak üzere görüşmeyi umuyorum. İnşallah. Hepiniz sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.